Selam genç, YouTube Fizik'te Barış kanalına hoş geldin. 12. sınıftaki arkadaşlarımızı yazılı anlamında ilgilendiren, aynı şekilde AYT çalışmalarımızı da çok çok ilgilendiren bir konuyla birlikteyiz. Newton Genel Çekim Yasası. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu birinci yazılı kapsamında bir yere kadar gelmemiz gerekiyordu hatırlarsanız. İşte gelmemiz gereken yer bu dersin sonu. Yani birinci yazılıya 12. sınıftaki arkadaşlarım yazılı çalışması için neler yapabilirim diye düşünen arkadaşlarım varsa buraya kadar gelmeleri, bu videonun sonuna kadar gelmeleri gerekiyor. Tabii ki ben bir video daha çekeceğim. Bu konuyla ilgili biz ileride gireceğiz. Çünkü AYT adına da çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ama 12. sınıftaki yazılıyı düşünen arkadaşlar tam doğru adrestesiniz şu anda. Sınavın bitişine gelmiş oluyoruz bu derste birlikte. Çalışmalarımızı biliyorsunuz ki AYT fizik ders notlarımla birlikte işliyoruz arkadaşlar. Benim hocam yayınlarıyla birlikte hazırlamış olduğumuz. Ve bugün itibariyle de sayfa 146, 147, 148 ve 149. sayfaları işleyeceğiz. Sonrasında e, tabii ki gene Kepler yasaları vesaire ilgilendiren e, bir çalışma daha tabii ki de yürüteceğiz bu konuyla ilgili. Deyip hadi bakalım birlikte çalışmaya birlikte çözmeye başlıyoruz. Şimdi ilk işimiz malum konunun ismi zaten ve şunu söyleyeyim size. Çembersel hareketteki öğrenmiş olduğunuz merkezcil kuvvet ve Newton'un genel çekim yasası kavramlarını birleştirebiliyorsak gerçekten de çok çok rahat edeceğiniz ve çok da başarılı olacağınız bir konuda olacaksınız arkadaşlar. Tabi burada e, konu bittiğinde şunu anlayacaksınız çok fazla formül gördüğümüzü söyleyeceksiniz büyük olsa da haklı olarak ama ispatlarına kadar bakın sadece... Newton'un genel çekim yasasını bilerek tüm konuyu çıkartabildiğimizi de göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden en değerli kısımla başlayalım. Newton genel çekim yasası. Tanım çok basit. Aslında bunun adı meşhur doğada 4 kuvvet var biliyorsunuz. Neydi? E, bunu 9. sınıfta belki tanımsal olarak gördünüz ama 12. sınıfta çok daha ayrıntılı olarak göreceksiniz arkadaşlar. İşte elektromanyetik kuvvet vardı, güçlü çekirdek kuvveti, zayıf çekirdek kuvveti ve kütle çekim kuvveti vardı. İşte. Newton'un genel çekim bak ismi üzerinde çekim yasasına göre kütleye sahip olan her şey birbirini çeker. Ve ne yapıyor? Kütlesi M1 ve M2 olan iki cisim. Dikkat edin. Merkezleri arasındaki mer yani bakın bu kuvvetleri yazarken mutlaka merkeze olan uzaklığı alacaksınız. Bu çok önemli. Yüzeye falan değil yani. Aradaki mesafe D ise İkinci kütle birinciyi kendisine doğru f büyüklüğündeki bir kuvvetle çekiyorsa birinci de ikinciyi f büyüklüğünde çekiyordur. Ve kuvvetimizi bulmak çok kolay. F. Bak normal elektriksel kuvvet neydi? Birincinin yükü, ikincinin yükü bölü d kare. Aynı olay bu sefer kütle olduğuna göre birincinin kütlesi, ikincinin kütlesi bölü d kare diyorsun. Ve başına da bir tane tabii ki bir sabit. Gravitasyon sabiti denir yanlış hatırlamıyorsam sayısal olarak da 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 falandı galiba. Lazım olsa bakarız da çok önemli değil kullanmayacağız pek fazla. Ve işte bu kütle çekim kuvvetini böyle hesap ediyoruz. Şimdi bu arada bu kuvveti incelediğimiz zaman formülünü bakın uzaklığı ben buradaki d'yi büyütmeye başlarsam ne olur? Aradaki mesafe büyüdükçe ters orantı matematiği olarak azalacak. O zaman demek ki kuvvetle uzaklığın arasındaki ilişki şu bakın. Bu arada diyebilirsiniz ki niye düz inmiyor? Bu olay kuvvetin sıfıra düşmesi ne zaman mümkün olur? Senin buraya çok büyük bir sayı yani sonsuz yazdığında ancak sıfır. E o zaman sonsuza doğru bunu kıvırmam gerekecek. Ve dikkat edin bu yüzden de sonsuz menzilli deriz. Yani sonsuza kadar geçerli olan bir kuvvet Azalır ama vardır. Ve bu cümleyi duyabilirsiniz. Aslında hiçbir numarası yok aslında da ters kare yasasına uygundur. Yani ne demek? Karesiyle ters orantılı bak işte. Hikayede böyle derler bunlara da. Hemen bir ısınma turu yapalım. Bak ÖSYM bu arada bu tarz soruları çok seviyor. Birkaç kez oldu soruyor karşınıza gelebilir. Kütle merkezleri arasında D uzaklığı bulunan kütleler arasındaki çekim kuvveti F. Hadi yazalım bakalım. Birinci durumdaki kuvvetimizi bulalım bakalım. F1 gravitasyon sabiti birincinin kütlesi ikincinin kütlesi bölü D kare dedin ve sen buna F demişsin. Diyor ki kütleler arası uzaklık 3D yapılırsa F'in ikinci bir durumunu soruyor biz. Hadi bakalım G birincinin kütlesi ikincinin kütlesi 3D yaptım. Karesini almayı unutmuyorsunuz değil mi? 9D kare o zaman kuvvetimizin değeri bir anda F bölü 9 olmuştur. O zaman cevap da Edirne'dir. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam niye bu kadar kek başlıyorsunuz? ÖSYM de böyle başlıyor. Aç bakalım tarihini. Benim kitapta geçmiş yılların soruları var zaten. Açıp bakabiliyorsunuz. Şimdi güzel ve tuzak bir soru. Yani yapmanızı bekliyor muyuz? Tabii ki bekliyoruz. Çünkü ben bununla ilgili bir cümle kurdum size anlatırken. Kaçıncı dakikayız? Böyle 6. dakikadayız. Aşağı yukarı 4. 5. dakikadayız. Şu anda o zaman 2-3 dakika önce bir şeylerden bahsettim size. 2M ve 3M kütleri X ve Y uydularına dünyanın uygulamış olduğu çekim kuvvetleri bak. O zaman diye mesela, hocam dünyanın kütlesine o zaman büyük bir M verelim. Kocaman bir M. Ne yapacak? Dünya X uydusunu şöyle hop kendisine çekecek. Fx gibi bir kuvvetle. Y'yi de kendisine doğru çekecek. Nasıl? Fy. Değil mi? Peki. Hadi yazalım bakalım. X'e uyguladığı kuvvet. G çarp. Dünyanın kütlesi M x'in kütlesi 2m bölü merkezleri arasındaki mesafe. Yani bak dünyanın merkezine olan uzaklığını alacaksınız. Yani ne kadar yapıyor? 2r karesini alıyorum. 4r kare. Hatta burada 1 bölü 2 kalıyor değil mi? Bak şöyle kalıyor. 1 bölü 2 g m m bölü r kare. Toparladık. Hadi şimdi y'yi etkilerini yazalım. G. Dünyanın kütlesi M. O arkadaş 3M'miş. Merkeze olan uzaklığı 3R. Karesini alıyorum. 9R kare. Bak ne oldu? Bununla da bu sadeleşince burada ne kaldı? 1 bölü 3G. M. M bölü R kare oldu. Oranladık. Hemen 3 yukarı geldi. 3 bölü 2 diyoruz. Cevabı ulaşıyoruz. Sakın ola yüzeye olan uzaklığı yazmayacaksın. Merkeze olan uzaklık. Şimdi çok iyi bildiğimiz bir şey var. Ağırlık. Bak aslında şu andaki anlattığım şeyler çok önemli. Bazı şeyleri iyice gözünüzde canlandırmaz. Şimdi biz ne diyoruz? Kütle değişmeyen madde miktarı başka bir yere gittiğimizde aya gittik, şuraya gittik, buraya gittik. Değişen şey ne diyoruz? Hep ağırlık. Neden acaba? Çünkü cevap basit. Ağırlık dünya yüzeyinde bulunan bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine. Tabi bu arada bu yer çekimi kuvveti nereden geliyor? Tabii ki Kütle çekim kuvvetine biz ağırlık diyoruz. Ya da şöyle de diyebilirim. Hangi gezegendeysen ona doğru sen, seni merkeze doğru çeken bir kuvvet vardır. Örneğin M kütleli bir cisim var. Burada bulunuyor değil mi? E dünyanın merkezine olan bir uzaklığı var değil mi? Bunun R. Dünya ne yapıyor? Seni gel bakayım diyor. F kuvvetiyle çekiyor. İşte bak bu kuvvetin adına ağırlık deniyor. Aslında bu etki eden kuvvetin büyüklüğü bizim ağırlığımıza eşittir. Yani aslında normal kuvveti nasıl yazıyoruz? Biz gravitasyon sabiti büyük M ile küçük M bölü R kare. Aslında biz kısaca şöyle diyoruz ona. MG diyoruz arkadaş. Bizim ağırlığımızın nedeni aslında şu gördüğünüz kuvvet aslında. He. İşte başka bir gezegene gittiğinizde muhtemelen neler değişiyor? Şu küçük M değişiyor, doğru mu? R'ler değişiyor o zaman ister istemez senin neyin değişiyor? Ağırlık sayın da cevabı da değişiyor işte. Hemen uygulayalım bak. ÖSYM bu soru tipini çok seviyor. Bu arada bu bilgiyi TYT'de de sorabilirler. Çünkü 9. sınıfta kısmi olarak da olsa bu bahsediyor. Dünya yüzeyinde bulunan MK kütleli cismin ağırlığı 24. O zaman şöyle yapalım. Bir dünya çizelim. Al sana dünya. Bir de ay varmış. O zaman da çizelim peşinden. Elimizden bırakmayalım. Şimdi bu dünya bu da ay değil mi? Şimdi diyor ki dünya yüzeyinde bulunan mk kütleli bir cismin ve ay yüzeyinde bulunan bir tane de ml kütleli cisimden bahsediyoruz. Ve diyor ki sana dünya yüzeyindeki cismin ağırlığı yani dünyanın merkezine doğru çeken kuvvet değil mi? Ne kadarmış? 24 Newton'mış. L'yi merkeze doğru çeken kuvvet. Fl diyelim. Buna da Fk diyelim. 12 Newton'mış değil mi? Çok güzel. Bu arada ben ne biliyorum? Bu kuvvetin aslında K'nın ağırlığı, bunun da L'nin ağırlığı olduğunu biliyorum. O zaman hadi bakalım. K'nın ağırlığı nasıl bulunuyor? Normalde hemen akla gelecek şu. K'nın kütlesi çarpı dünyadaki çekim iğmesi değil mi arkadaşım? He. Ve bu sonuç 24'müş. L cisminin ağırlığını nasıl buluyorum? L'nin kütlesi çarpı ayda olduğuna göre g ay yani bu da 12 çıkıyormuş. Bir bilgi vermiş. Dünyanın çekim inmesi, ayın çekim inmesinin 6 katıymış. O zaman şöyle yazalım bak. Biraz daha bir hamle daha yapıyorum. O zaman sen bana şöyle diyorsun. MK çarpı dünyaya G desem ve bu sonuç 24 çıkıyorsa M ile aynı diyeceksiniz. G bölü 6 diyeceksiniz ve sonuç 12 olacak. Ne yapalım? Bu 6'yı hemen karşıya atarsam ne oldu? Bak şöyle bir şey oldu. MK çarpı G 24. ML çarpı G 6'yı karşı attım. 72 oldu. Böldüm gitti. Ne oldu? 1 bölü 3 oldu. K ve L'nin kütleleri oranı. Sakin gidiyoruz. Şimdi güzel bir soruyla karşılaşacağız ve e, hangi yöntemle çözdüğüme çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu soruda özellikle yöntemsel olarak izlediğim yolu kafanıza iyi yazmanızı istiyorum. Bazı avantajlar sunacağım. Dünya yüzeyinde bulunan bir çocuk elinde bulunan topu düşey olarak attığında top en fazla 5 metre yukarı çıkabiliyormuş. Tamam. O zaman dünyadaki çekim iğmesine G diyelim değil mi? Yani senaryonun sizin aslında şu. iki tane durum var. Dünya ve Jüpiter. Değil mi? O zaman şöyle yapalım. Dünya, Jüpiter. Ve sen bulunan bir M kütleli cismi bir V hızıyla yukarı fırlatıyorsun. Ne kadar çıkabilmiş? H yüksekliği 5 metre olmuş. Çünkü dünyadaki çekim ivmesi G. Değil mi? Fakat diyor ki aynı cismi çekim ivmesinin 2,5 katı dünyanın. O zaman senin buradaki çekim ivmen kaç? 2,5 G olursa ve aynı süratle atarsam ne kadar çıkacak? H nedir acaba diye sor. Burada soruyu hangi konudan çözeceğiniz çok önemli. Eğer ki ya yukarı attık falan filan deyip hemen atışlardan gitmeye kalkarsan... Atışlarda başınıza bela açacak bir şey vardı arkadaşlar. O da ne? Zaman hesaplamaya. Zaman bulmak. Derdimiz vardır. Dolayısıyla atışlardan bu işi çözebilir miydim? Çözerdim. Ama enerjinin bir üstünlüğü vardır arkadaşlar. Hiçbir enerji formülünde dikkat edin zaman yoktur. Zamanla muhatap olmazsınız. O yüzden... Benim buradaki tercih edeceğim şey bakın enerji olacak. en azından hamleyi azaltacağım. Şimdi mesela başlayalım. Dünyada ne yaparsın? Bu adamı aşağıdan atıyorsun yukarı doğru çıkıyor. O zaman buradaki kinetik enerjiyi ben neye çevirmeye çalışıyorum? Potansiyel enerji. Hadi bakalım atıyorum. Sendeki 1 bölü 2 m kare ne oldu? M dünyadaki çekim ilmesi G H 5 olmuş. Aynı olayı burada yapalım. Yine 1 bölü 2 m kareyle atıyorum. Doğru mu? M ama iki buçuk G olan yerde H çıkacağım. Doğru mu? Ya bakın bu ikisinin sol tarafları eşit. O zaman sağları da eşit ben. O zaman ne oldu? Bak yazıyorum. MG çarpı 5. M iki buçuk G çarpı H. Bak M'ler ve G'leri şutlarsam 5 eşittir. iki buçuk H'tır. Dolayısıyla H'ın cevabı yalnızca 2 metredir. Bakın bu işleri lütfen ezberlemeyin. Çünkü yarın öbür gün başka bir yerde başka bir şekilde kullanmanız gerekebilir. Şimdi belki konunun gerçekten de en kıymetli notlarından bir tanesiyle birlikteyiz. Güzel bir dünya görseliyle beraberiz. Şimdi dünyadaki çekim iğmesinin nasıl değiştiğini... Şimdi tabi bu arada ispat edeceğiz biz bunu. Şimdi bu çizgi malum biliyorsunuz bizim için hatta bunu beyaz çizmeye çalışayım. Bulabilir miyim varmış ya. Biz bu çizgiye biliyorsunuz ekvator çizgisi adını veriyoruz yaklaşık olarak şöyle çizelim. Şimdi eğer ki burada bulunduğunuzu düşünürsek... bir. Dünyanın dışına doğru giderseniz buna 1 diyelim. G yer mi? ne yapar? Azalır. Dikkat şimdi eğlence burada başlıyor. Dünyanın merkezine doğru yol almaya kalkarsanız yani o zaman ne olur? Buna ikinci yol diyelim. G yine azalır arkadaşlar. İlginç değil mi? Bunu ispat edeceğiz biraz sonra. Demek ki çalışma sistemler Ve 3 numara kutuplara doğru gitmeye kalkarsanız eskiden müfredatta bunun da nedenini anlatıyorduk ama dünyanın dönmesinin etkisidir bu. G ne yapar? Artır. Bakın 3 tane durum vardır. Kutuplara doğru gittikçe G artar. Onun dışında dünyanın merkezinden işte uzaklaşırsan ya da merkeze yaklaşırsan yüzeyden yine G çekim iğmesi azalar. Şimdi bunlardan bir numarasıyla başlıyoruz. İşte bu bir aslında. Bir gezegenin yüzeyinde ve dışındaki çekim iğmesi nelere bağlıymış? Aslında ben burada çaktırmadan demişim. Gezegenin kütlesine ve gezegenin merkezine olan Şimdi örnek veriyorum. M kütleli bir cisim. Farklı bir gezegende. Kütlesi büyük M olan bir gezegende. Ne yapıyor? Gel bakayım bana doğru diyor değil mi? İşte o çekim kuvvetinin adı neydi? Bir cisme etki eden çekim kuvvetinin ne tanımı ağırlığı veriyordu. Hadi bakalım yazalım. Gravitasyon sabiti. Büyük M ile küçük M bölü R kare eşittir. E neye eşit oluyor? O gezegendeki M G'ye eşit olmuyor mu? Bak M'ler gitti mi? Evet. O zaman G'nin dış dünyada yazıyorum bak. Buna özellikle dünyanın dışında veya gezegenin dışında ki formülü çok basit. Neymiş? G M bölü R kare. Neye bağlı oldu arkadaşım? Şunu şöyle bir netleştirelim şöyle bir önce. Hani gravitasyon sabit olduğuna göre iki tane şey bize. M. Büyük M yalnız. Dikkat et, kim? Patron işte dünya veya o gezegen değil mi? Bölü merkezin uzaklığının karesidir. Bitti. Hadi uygulayalım. Bak TYT de mi galiba böyle bir soru sormuştu ÖSYM. E. Dünya yüzeyi ve yüzeyin dışarısında gösterilen KLM noktalarındaki çekim iğnedir. Tamam bu soruyu çok hızlı çözebilirsin. Dünyanın dışına gittikçe G azalır demişti Barış Hoca. O zaman K büyük L büyük M bitti. Hadi gel birazcık da hesaplayalım bakalım nasıl oluyormuş da. Hani tamam cevaba ulaştık. Aferin bize ama biraz da görelim bakalım nasıl oluyormuş. Şimdi K noktası için düşünürsek. Ne dedik? Dış dünyadaki çekim iğmesi G M bölü R kareydi. Hadi bakalım başlıyorum. başlıyorum. K hem değerleri görün bir. Gravitasyon. Dünya M. Uzaklık. Merkeze R kare. E ben buradaki çekim ilmesine G dersem. Bak L'ye geliyorum. G. M bölü 2'nin karesi. 4 R kare. O oldu. G bölü 4. M noktasına geldik. Mesela ne oldu? G. M bölü 3 R. 9 R kare. Ne oldu? G bölü 9. Değil mi? Şimdi özellikle bir şey görüyorum. Bunu neden yaptım? Yani öbür gün bir soru görürsünüz. Adam der ki sana burada bulunan cismin buraya götürmek için yapılan iş V1'dir. Burada yapılan iş V2'dir falan filan derler. Şimdi bu değişimler her ne kadar R gibi dursa da çekimlere karşı yapılan işler mesela aynı olmayacak. O yüzden bu sayıları da birazcık hesaplamayı bilin. Öyle otomatik K büyük L büyük diye geçmemeyi de öğrenmemiz lazım. Farklı gezegenleri de sunabilir. Kütlesi M, yarıçapı R olan dünyanın yüzeyindeki çekim ivmesi G yemiş. E ben ne biliyorum? Herhangi bir gezegenin dışındaki çekim iğmesi hemen basit. G kütle bölü R kare. O zaman yazıyorum. Dünyadaki çekim iğmesi G kütlesi M bölü R kare ve sen buna G demişsin. Diyor ki sana bir X gezegeni G kütlesi 8 M yarıçapının çapının karesini al. 4 R kare yüzeyindekini sormuş. İyi hoş geldin 2G. Şimdi olayı çok daha farklı bir yere taşıyacağız. İkinci bir olay. Ne demiştik? Dünyanın içine gidildikçe de çekim azalır. Bakalım doğru muymuş? Şimdi dikkat edin. Şimdi buradaysanız veya dışarıdaysanız sizi kim çekiyor? Bütün dünya çekiyor, değil mi? Merkeze doğru gel bakayım diyor. Büyük bir M. Şimdi sen bir burada bulunurken bir kuyu açtın diyelim ki dünyanın merkezine doğru yaklaştın. Şuraya gel. Bu arada işte eğlence şu. Seni çeken kısım artık bu arada yarı çapın küçük r'ye, büyük r'ye değil. Seni çeken kısım içeride kalan kısımdır. Bak o zaman bu m üssü kütlesi seni çekiyor değil mi? O zaman sana burada etki eden çekim kuvveti o noktadaki ağırlığımız, doğru mu? Hadi yazalım. G seni çeken kütle şurası. Yani m üssü çarpı m bölü r kare eşittir mg oldu. Bak aslında g'nin değeri gene ne oldu? g e üssü bölü r kare aynısı çıktı hocam. Ama bir sorun var. İşte sorun da bu. Ben az önce bu hikayeyi size haybe anlatmadım. Dışarıdaysan seni bütün dünya çekiyordu. E e müssü ne arkadaşım? Bir sabit sayı mı? Değil. Sen içeri bir adım daha atsan seni çeken kütle değişecek. Dışarıda kalsan gene değişecek. O zaman ben bu m'yi birazcık bağlamam lazım. Nasıl? Sonuçta D eşittir M bölü V hikayesine göre ben kütle yerine istersem ortalama bir öz kütle ve hacim yazabilirim. Şimdi bak yazmaya başlıyorum. Dünyanın ortalama öz kütlesine D dersem hacmi ne oranı? 4 bölü 3 pi r küp. Hadi koy yerine bakalım. G'nin iç değerini hesaplamaya başladım. Gravitasyon. M yerine yazıyorum. D 4 bölü 3 pi r re bölü rekar oldu. Şimdi toparlamaya başlayalım. Bak buradaki r ile bu gitti. R kaldı burada. Bak şimdi G sabit, 4 bölü 3 sabit, pi sabit bak görüyorsunuz değil mi? Ben bu sabitlere kısaca K dersem demek ki G'nin iç dünyadaki formülü bak K, D, R. Bak dışarıdaki formülle içerideki formül aynı şekilde çalışmıyor. Şimdi sen içeri gittikçe ne oluyor? K sabit sayı. Dünyanın ortalama öz kütlesi değişmiyor. E, R azaldı sonuç azaldı. Demek ki işler böyle yürüyor. Ve ben ne dedim size? Bir gezegenin yüzeyi. Şimdi bunu karşılaştırma çok önemli. Bir gezegenin yüzeyinden içeri de dışarı da gidilirse çekim azalır. Çünkü neden? Dünyanın dış dünyadaki formülü bak neydi? G M bölü R kare. İç dünyadaki formül neydi? K B R. Bak bu ikili ayırt et. Ve buradan faydalanarak şimdi dikkat et. Güzel bir grafik çizelim beraber. Bak şimdi. O zaman dünyanın G'sinin uzaklığa bağlı grafiğini birlikte çekelim bakalım. G dünya ve uzaklık dedik. Şimdi dikkat edin. Tam aslında R olunca en büyük oluyormuş. Doğru mu? Şöyle yapalım. Hatta bunu mavi yapalım da. Yani tam R olduğunda en büyük değere sahip olduğunu fark ettik değil mi? İçeri gidersek de azalıyor. Dışarı gidersek. O zaman şöyle bir yerdeyiz değil mi? Şimdi şu R değil mi? Yani aslında büyük R'nin olduğu yer. Şuradayız. İçeri giderseniz ne oluyor? Bak R küçülüyor. Ve sen diyelim bunu yarıya indirdin bu da yarıya. Nasıl orantı? Bu bir doğru orantıdır. O zaman bak hop, bu doğru orantılıdır. Çünkü bu taraf G'nin iç değeri olan kader formülüdür. Değil mi? KDR. Fakat dünyanın dışına gitmeye başlarsak ne olur? Gene azalacak ama hatırla G, G bölü 4, G bölü 9. O zaman bu grafik böyle. Hop parabolikleşmeye gidecek. Ve dünyanın dış değeri de eşittir. G dış eşittir. G m bölü r kare. Ben olsam bir gün bu grafiği sorardım yani. Dünyanın çekim iğmesinin değeri. Şimdi çok iyi bir soru. Dünya içindeki A ve dünya dışındaki B'deki çekim iğmeleri G A ve G B ise tamam. G A bölü G B kaçtır? Şimdi dünya ile ilgili kütleme, hadi yarıçapı vermişler R. Ortalama öz kütlesi de lazım olacağı için D diyelim buna da. Şimdi bak A neresi? İç dünya. Nasıl buluyorsun? İç dünyada kader değil mi? Yazıyorum. K, D, yarı çap, R bölü 2. Peki B noktasını yazsaydım. B dışarı mı hocam? Yazıyorum G, M bölü merkez uzaklık 2R. Karesini alıyorum. 4R. E ben bunları bölsem sayı çıkmayacak. Nasıl yapacağım? İşte en büyük dostumu hatırlamak isterim. Grafiği hatırlarsanız. içle dışın birbirine bağlandığı tek yer yüzeydi mi? O zaman bana yüzeyi iki şekilde de yazardım. Bak. İç taraftan yazsaydım. Buranın değeri nedir arkadaşım? K, D, R. Dış formülünden yazsaydım ne olacaktı burasını? Şöyle olacaktı. G, M bölü R kare. Bu ikisi eşit şu anda. Bak neden? İçte dışın tam kesiştiği yer. Yani bu adama G dersem bu da G değil mi? Vay. Kader G ise kader bölü 2. G bölü 2. G bölü kare G ise burası nedir? G bölü 4. Böldüm gitti 4 bölü 2. Buraya dikkat. Ben olsam sorardım böyle sorular. O yüzden ben olmuyorum işte. Dünya içindeki A, yüzeyindeki B ve dış ayındaki, dış ayındaki ateş eder gibi olduk ama C noktasındaki çekim ivmeleri. Tamam hazırız. A'yı yazıyorum. Bak şimdi içeriden yazarsam A nedir? K, D, R değil mi? Peki B nedir? Bak B'yi ne yüze içeriden de dışarıdan da yazar. Yazıyorum. K, D, 2 R'dir. Aynı zamanda kütleye M dersem de G, M bölü 4 R karedir değil mi? Peki gelelim C'ye. Nasıl olur? Dış formülü. G, M bölü 9 R kare. Şimdi uyan. Bak bunları bağlayacağım. Ben dünyanın yüzeyine G dersem şu adama G dersem. 2 kader G ise 1 kader G bölü 2. Gm bölü 4 R kare G ise 9'a bölersem ne olur? Bak 4 bölü 9 G olur değil mi? Ve olay bitti o zaman. En büyük olan zaten yüzeydi. B. Sonra kim? A. Sonra kim? C. Baç. O zaman cevapta Ceyhan oldu. Şimdi kütle çekim potansiyel enerjisine kadar geldik gençler. Aslında e, dediğim gibi bakanımızın belirlemiş olduğu çalışmalara göre burada yazılı kesim var. işte Tam şu anda yazılı yazarız. Şu anda hazırız. Tabii, tabii bu videoyla değil tabii ki. bunun önceki videoların hepsinde tabii kilitlenmiş durumda bize. Tabii ki. Ama e, şu anda hazırız artık. Tabii biz ileri doğru gitmeye çalışacağız yavaş yavaş. Hem okula faydamız olsun hem AYT'ye de çalışanlarımız var biliyorum ben. O yüzden devam edeceğiz tabii ki. De. E, tabii bunlarla ilgili ekstra çalışmalar da yapmaya çalışacağız hep birlikte. Evet. Gençler dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve buraları lütfen sakin sakin işleye işleye oya gibi yapın. İspat ede ede yaparsanız siz de rahat edeceksiniz. Onu da hatırlatmak isterim. Evet dinlediğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.